Kardeşimiz kuryelik işini soruyor. Benim bildiğim kadarıyla kuryelik bir taraftan verilen bir paketin, bir efendim kargonun bir başka adrese ulaştırılması işidir. Bunun muhtevasının ne olduğunu kuryelik yapan kimseler bilmezler. Fakat bir takım alametler, bir takım işaretler bunun muhtevası ile ilgili de insana bilgi verir. Söz gelimi, eğer şarap satan bir yerden bir kargo almışsanız ve onu bir adrese götürüyorsanız, o zaman siz paketin içerisinde ne olduğunu tam olarak bilmeseniz de büyük bir ihtimalle bir içki, bir yasak tüketilmesi, dinen yasak olan bir madde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada zannı galip dediğimiz ağırlıklı olan ihtimal devreye girer. Nitekim biz yaptığımız işlerde de temel ölçü olarak, temel kriter olarak zannı galibi kullanırız. Yani elbette adam içki satıyor diye, şarap satıyor diye, kargoya verdiği her şeyin içerisinde içilmesi yasak veya kullanılması dinen yasak bir nesne bulunmak durumunda değil. Belki bir kitap gönderiyor, belki bir mektup gönderiyor, belki farklı bir şey gönderiyor. Fakat değil mi ki içinde bulunduğu müessese bu çağrışımı akla getiriyor. Ağırlıklı ihtimal olarak buradan efendim paket ölçüleri de ona müsait olduğu takdirde dinen kullanılması yasak bir şey kargo ediliyor. Bir Müslümanın bunu taşıması, buna yardım ve yataklık etmesi doğru olmaz. Bu lojistik desteği vermek doğru olmaz. Nitekim aynı şekilde hem dinen hem de hukuken taşınması yasak olan, kullanımı yasak olan uyuşturucu maddelerin, efendim siz içerisinde ne olduğunu bilmeden taşırsanız, bugün kolluk kuvvetleri de sizi yakaladığında mahkemeye götürür. Mahkeme hakikaten sizin ve içinde muhtevasını ne olduğunu bilmeden taşıdığınıza kanaat getirirse sizi salıverir. Fakat alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğumuzda Cenab-ı Allah bizim iç dünyamızı bilir. Niyetlerimizi bilir. Bugün şarap hükümetçe veya devletçe serbest diye bir Müslüman buna serbest muamelesi yapamaz. Nasıl devletin yasak kıldığı bir maddeyi taşımak yardım ve yataklığa giriyor, lojistik destek vermeye giriyor ve cezai mucip oluyorsa, dinen de taşınması yasak olan, kullanılması yasak olan bir şeyi taşımak, onu birine ulaştırmaya çalışmak cezai mucip bir durum olur, tenkiti mucip bir durum olur. Binaenaleyh bir Müslüman eğer böyle bir iş yapıyorsa, kuryelik vesaire türünden bir iş yapıyorsa, yeri geldiğinde itiraz edebilmeli. Ben bu tür şeyleri taşımam, insanlığın zararına olan, dinen yasak olan şeyleri taşımam diye taşımayı reddetmelidir. Eğer böyle bir reddetme hakkı kendisine tanınmıyorsa, o zaman bu tür yerlerde çalışması uygun olmaz. Buralardan ayrılarak daha düzgün yapabileceği bir işe girmelidir. Ama bazı yerlerde çalışan kurye kardeşlerimiz, efendim kebapçıda çalışıyor, söz gelimi kebabı alıyor, müşteriye götürüyor. Bu tür ne aldığı, ne verdiği, ne teslim ettiği belli olan ve muhtevasında da dinen haram olmayan şeyleri taşımasında bir sıkıntı olmadığı gibi, hatta bunu ibadet niyetiyle yaparsa, ben insanların efendim ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kim bilir, adamcağız evinden çıkamıyor veya kadıncağız evinden çıkamıyor, ben ona ihtiyacını böylelikle ulaştırıyorum diye düzgün bir niyetle, samimi duygularla gittiği insanlara da selamun aleyküm diyerek güzel yüzle hizmetini yaparsa, işini doğru yaptığından dolayı bir mükafat alması da söz konusu olur. Binaenaleyh temel ölçü buralarda, biz Allah'ın günah kıldığı, yasakladığı şeyleri yapmamak durumunda olduğumuz gibi, bunların yapılmasına hiçbir şekilde destek olmamız da söz konusu olamaz. İşbirliği yapmak, yardım ve yataklık yapmak
Allah'a isyan ve günah olan yerlerde bu tür desteklerde bulunmak Maide suresinin başındaki ayetlerde ifade edildiği üzere yasaklanmıştır. Cenab-ı Allah günah ve isyan olan şeyde birbirliğinizle işbirliği yapmayınız, dayanışma içerisine girmeyiniz buyurmaktadır. Bu çerçevede eğer bir günahın işlenmesine en ufak bir katkı bile söz konusu olsa, mesela adam faizle iştigal eden bir bankanın adresini sorsa, onu bile söylemek doğru olmaz. Binaenaleyh bir adres tanımlarken bile filan bankanın yanındadır demek bile doğru olmaz. Çünkü bunlar bizim sömürü araçları olarak gördüğümüz, dinimizin yasakladığı işi yapan müesseselerdir. Bunlarla aramıza bir mesafe koymak durumundayız.